Merhaba, sinema dünyasındaki son gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Gelecekte seyredeceğimiz yapımlar hakkında şöyle bir bilgimiz olsun diyoruz. Mesela Hollywood'un para babalarında Robert Downey Jr.'ın oynadığı filmlerden aldığı ücretlerle her sene Forbes listelerini alt üst ettiğini biliyoruz. Iron Man'den Sherlock'a kadar pek çok efsane karaktere imza atan oyuncu, şimdi de birçok kere beyaz perdeye uyarlanan Dr. Dolittle'ın yeniden çekiminde başrolü oynayacak. Rock solid, still protects him from bullets, but it's also 1920'li yılların favori çocuk kitabı serisi yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. 1967 yılında müzikal olarak sinemaya uyarlanan kitaptan daha sonra Eddie Murphy'nin başrolünde olduğu bir seride çekilmişti. Now what? Şimdi ise yeniden çekilecek olan bu franchise'ın başrolüne Hollywood'un kasasını boşaltıp her sene en çok kazananlar listesinde birinci olan aktör Robert Downey Jr. seçildi. Demir Adam bu sefer hayvanların dilinden anlayan Dr. Dolittle olacak. Film haklarını alma savaşını çetin bir mücadele sonucu Universal Stüdyoları kazandı. Bu arada The Voyage of Dr. Dolittle ismini taşıyacak olan filmin yapımcısı da Robert Downey Jr. olacak. Filmin senaryosunu ise Sirianni ve Abandon filmlerinin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenmiş olan Stephen Gelkin üstlenecek. Batman'i sadece Bob Kane yarattı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Batman'in gizli kalmış diğer yaratıcısı Bill Finger. Finger'ın hayatına, bilinmeyen yönlerine ve Batman'i yaratma sürecine ışık tutacak Batman and Bill belgeselinden fragman yayınlandı. Batman'i sadece Bob Kane yarattı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 39 yılında çizgi roman piyasasına düşen yarasa kostümüyle suçlulara savaş açan zengin, öksüz Bruce Wayne'in alt kişiliği Batman, bu sefer yaratıcısı Bill Finger'la gündemde. Çünkü Batman'i bilinenin aksine sadece Bob Kane yaratmadı. Yanında bir kişi daha vardı. O da Batman'in gizli kalmış diğer yaratıcısı Bill Finger'dı. Şimdi de hayatına, bilinmeyen yönlerine ve Batman'i yaratma sürecine ışık tutacak Batman and Bill belgeselinden bir fragman yayınlandı. Belgeselin konusu ise şöyle. Herkes Batman'in yaratıcısının Bob Kane olduğunu düşünüyor. Ancak tüm gerçek bu değil. Bir yazar konseptinden kostümüne, hepimizin bildiği ve sevdiği karaktere kadar ikonik bir süper kahraman yaratmanın kilit figürü olup mücadele eden bir yazar olan Bill Finger'ın adalet arayışını Haçlı Seferi yapıyor. Bruce Wayne, Batman'in gizli kimliği olabilir. Ancak yaratıcısı daima gerçek bir gizemdir. Star Wars filmlerine doyamıyoruz. Hal böyle olunca da seriden sürekli spin-off projeleri kopuyor. Ewan McGregor'ın da hayali gerçek oluyor. Star Wars evreninin yeni spin-off filmleri için iki ayrı karakterin ismi geçiyor. Obi-Wan Kenobi ve Boba Fett. And you are not willing to risk being left behind? Now's your chance to speak up. That is a bad idea. Hey. Sinema dünyası şu sıralar Star Wars serisinin ekmeğini yemeye devam ediyor. En son Rogue One, A Star Wars Story filmini izlemişken ve Aralık ayı için Star Wars The Last Jedi yapımı hazırlanırken yapımdan bir spin-off projesi daha kopuyor. Sinema kulislerinde iki ayrı söylenti dolaşıyor. İlki seride Ewan McGregor'ın canlandırdığı Obi-Wan Kenobi'nin solo hikayesini anlatan bir film. İkincisi ise imparatorluk için çalışan bir kelle avcısı olan Boba Fett'in hikayesini ele alan bir yapım. Zaten geçen haftalarda Ewan McGregor'ın Obi-Wan Kenobi'yi yeniden canlandırmak istediğinin haberini yapmıştık. Röportajlarında Obi-Wan Kenobi'nin orijinal üçleme ile prequel üçlemenin arasında kalan zaman diliminde anlatılacak çok hikayesinin olduğunu söyleyen Ewan McGregor, solo Obi-Wan Kenobi filmlerini hızlandırmış olabilir. Bununla beraber Star Wars'ın 40. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konuşan Kathleen Kennedy, galaksinin en ünlü kelle avcılarından Boba Fett'i ele alan bir spin-off filminin anlatılmasını yüksek bir öncelik olarak görüyor. Dört tarafından atlara bağlanıp parçalanmaktan, ok atışlarıyla can vermeye, toprak altında kalmaktan, bir uydunun çarpması sebebiyle hayata veda etmeye, silahla vurulmaktan, giyotine kadar birçok ölüm yaşayan aktör Sean Bean'i anladık ki senaristler pek sevmiyor. Bu kadar ölüm sahnesi çeken bir adamın haliyle favori ölümü de olacaktır tabii. Bakın aktörün sevdiği hangisiymiş.
Rol aldığı 100'e yakın yapımda filmin sonunu göremeyen, çoğunda ölmesi sebebiyle artık espri konusu olan ünlü aktör Sean Bean, ölümlerden ölüm beğenerek oynadığı filmlerde en çok beğendiği ölüm sahnesini açıkladı. Dört tarafından atlara bağlanıp parçalanmaktan, ok atışlarıyla can vermeye, başı vurulmaktan bir uydunun çarpması sebebiyle hayata veda etmeye, silahla vurulmaktan giyotine kadar birçok ölüm yaşayan aktör, en favori ölüm sahnesinin Yüzüklerin Efendisi filminde Boromir'in ok atışlarıyla can vermesi olduğunu söyledi. Yönetmen Peter Jackson'ın bu sahnede bilgisayar teknolojisinden yararlanmak istediğini, ancak kendisinin eski moda yöntemi seçtiğini anlatan Sean Bean, üzerimdeki zırha okları yapıştırdılar. Sonra yönetmen motor dedi ve ok atışlarıyla öldük. En sevdiğim ölüm sahnem budur. Daha kahramanca bir ölüm istemezsiniz dedi. Bununla beraber hayranlarının en çok etkilendiği ölüm sahnesinin Game of Thrones dizisinde Ned Stark'ın başı vurularak öldürülmesi olduğunu da anlatan Bean, Yüzüklerin Efendisi'ndeki kahramanca bir ölümdü ama Game of Thrones'taki de beklenmeyen bir ölümdü. Bu nedenle etkisi çok çok daha büyük oldu sözleriyle dizi hayranlarının hala üzüntüyle hatırladığı sahneye de gönderme yaptı. Fantastik canavarlar nelerdir? Nerede bulunurlar? Filminin devam yapımında Newt Scamander'ın kardeşini oynayacak aktör bulundu. Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili spekülasyonlara kız kardeşi seneler sonra cevap verdi. Chris Pratt, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızlandı ve Julia Roberts 5. kez dünyanın en güzel kadını seçildi. Sıra Hızlı Haber turunda. Dünya çapında 812 milyon dolar kazanan büyülü Harry Potter evreninin spin-off projesi. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar filminden gelen haberlere göre Green Room ve Assassin's Creed yapımlarındaki performansıyla başarı yakalayan İngiliz aktör Colm Turner kadroya dahil oldu. Filmde Turner, Newt Scamander'ın kardeşini canlandıracak. Kan ödüllü efsane yapım Ucuz Roman'da performansıyla ilk ve tek Oscar adaylığını alan Uma Thurman, sektörde 20. yılını devirirken 70. Cannes Film Festivali'nde belirli bir bakış bölümünün jüri başkanı oldu. Hollywood'un tatlı kadını, güzel gülüşlü aktris Julia Roberts, People dergisi tarafından 5. kez dünyanın en güzel kadını seçildi. Ve bu bir ilk değil, dergide en çok en güzel kadın seçilen kişi oldu. Roberts'ın ilk dünyanın en güzel kadını dergi kapağının üzerinden tam 26 yıl geçti. Dergiyle yaptığı röportajda 49 yaşındaki aktris 5. kez seçildiğini bilmediğini ve hala bu konuda heyecanlı olduğunu dile getirdi. Derginin yazı işleri müdürü rekorun kendisinde olduğunu ve yakın arkadaşı George Clooney'nin bile 2 kez en seksi erkek seçildiğini dile getirdiğinde Robert, "Bu yılki Noel kartımda ona bundan bahsedeceğim." dedi. Son zamanlarda adından iyice söz ettiren Jurassic World Guardians of the Galaxy serisinde boy gösteren aktör Chris Pratt, Hollywood'un Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızlandı. Eşi Anna Faris ve 4 yaşındaki küçük oğluyla törene katılan Pratt, objektiflere poz verdi. Guardians of the Galaxy film serisinin yönetmeni James Gunn'a, eşine ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Chris, yıldızını yere bıraktı. Daha sonra ise törende onu yalnız bırakmayan hayranlarına imza dağıttı. Zamansız ölümüyle sevenlerini şoka uğratan Heath Ledger'ın vefatının ardından hala spekülasyonlar devam ederken, oyuncunun kız kardeşi sanılanın aksine oyuncunun canlandırdığı Joker rolünün ölümüyle bir ilgisi olmadığını açıkladı. Bu tarz söylentilerin onu şoka uğrattığını söyleyen Heath Ledger, çıkan her haberde ne derece depresif olduğu yazıyordu. Gerçektense tam tersiydi dedi. Kardeşinin inanılmaz espri anlayışının yalnızca arkadaşları ve ailesi tarafından bilindiği öne sürülen Ledger, Joker'le ilgili herhangi bir şeyin depresyona yol açmadığının altını çizdi. Sinema Haberi'nin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle sinema dünyasının nabzını tutmak üzere. Hoşçakalın.